Hülya Hanım. İhbarda bulunmaya geldim. Ne ihbarı? Çiçek Görgül'ün ölümüne İskender Kayabey'le sebep oldu. Sonra Çiçek bir daha ayağa kalkamadı. Siz o sırada bayılmak üzereydiniz değil mi? Konumuz bu değil. Ben ne gördüğümü biliyorum. Dumandan etkilendiğinizi, yürümeye çalışıp yere düştüğünüzü söylediniz. Ben mi yanlış anladım? Hayır. Ama bunlar gerçeği değiştirmiyor. Gerçeğin ne olduğunu daha bilmiyoruz. Siz bir ihbarda bulundunuz. Biz ifadenizi alıyoruz. Savcı da soruşturmaya yer olup olmadığına karar verecek. Bana inanmıyorsunuz. İfadenize ekleyeceğiniz bir şey var mı? Şuraya imza. İskender itmeseydi Çiçek bugün hayatta olacaktı. Belki de Çiçek Hanım düştüğü yerden kalktı, dışarıya çıkmaya çabaladı. Sizin gibi dumandan etkilendi. Sonra hayatını kaybetti. Her ihtimali düşünmemiz lazım. İhbar edilen İskender Kayabey'le ölen öksüz yetim Çiçek Görgül olduğu için mi? İddianız dışında kanıt, başka da görgü tanığı olmadığı için. Hukuk sistemi delille ilerler. Bunu benden iyi biliyor olmanız lazım. Ben artık bildiklerimden emin değilim. Hiç değilim. Alo. Ben de kapatıyordum tam. Ha, müşteri var diye açamadım. Nasılsın? Emniyete gittim bugün. Neden? İskender'i ihbar ettim. Ah be prenses, senin de bir ortan yok. Ya içine atıyorsun ya gidip her şeyi polise anlatıyorsun. Günler sonra ilk kez doğru bir şey yaptım. İyi misin peki? İyi hissediyor musun? İyi. Tamam, görüşürüz. Bunları da koy arasına oğlum. Aslında vitamin bu. Eyvallah abi. Hadi afiyet olsun. Ben kaçtım. Uzun abi. Abi vallahi haftaya bitireceğim verdiğin kitabı. Tamam oğlum. Çok uzatmadan bitir gel, sorun yok. Eyvallah abi. Kardeşim maşallah ayaklanmışsın. Ömer. Cemre gitmiş ya. Ha biliyorum. Nereden biliyorsun lan? Sabır, azim, direnç. Bu delik bir tek karıma yakışırdı. İki havalimanını da kontrol et. Cemre kuş olsa uçmayacak. Baş üstüne. Onu bulduğunda direkt Galina'ya gidecek. Gerekli işlemleri başlat. Karıma toplu iğnenin ucu kadar yararı olan herkesi bilmek istiyorum. Tek tek, isim isim. Hepsinin cezasını bizzat keseceğim. O taksi şoförünü de şirkete getirin. Cemre samanlıkta iğne olsa dünyanın benim kadar olduğunu hatırlayacak. Taksi! Anne nereye gidiyoruz? Araba kiralamaya ama öncesinde bir taksi bulacağız. Taksi! Niye indik? Çünkü saklambaç oynuyoruz. Anne kandırma beni. Aa, ne münasebet kandırayım seni, hiç de seni kandırmıyorum. Saklambaç nasıl oynanır? Biri saklanır, öbürü de onu aramaz mı? Evet. Evet. E şimdi biz de saklanıyoruz. Babam da bizi arıyor. Ebelenmemek için ne yapmalıyız? Saklanmalıyız. Evet. Hem de evde de değiliz. Yani saklanmak için kocaman bir dünya var. Babam bizi ebeleyemez. Aynen öyle Kiraz'ım. Şimdi arkamızda iz bırakmamak için bir taksiden
inip diğerine bineceğiz. Tamam mı? Tamam. Tamam. Taksi. Karımın psikolojik rahatsızlığından haberin var mı? Yok. Tanımam kendisini. Kızımı benden kaçırdı. Onun cezası kendisiyle yaşamak zorunda olması. Ama siz bir çocuğun kaçırılmasına yardımcı oldunuz. Bu kanunda cezası var. Abiciğim benimle ne alakası var? Ben alt tarafı taksiciyim. Karınız beni yoldan çevirdi. Eczanede dur dedi. Ben de durdum. Sonrasını biliyorsunuz zaten. İzleyin lütfen. Benim karıma sizin telefonunuzdan kim, neden arıyor? Bakın sizi içeri attırmam 10 dakikamı almaz. Dökümlerden de kimin aradığını bulurum. İşimi yokuşa sürmezseniz hapse girmekten kurtulursunuz. Ömer. Ömer Ataycı. Yedikule'de Yerdeniz diye bir dükkanı var orada. Geçen gün Cemre Hanım'ı sorduğumuz kişi. Bakalım. Sen araba kullanmayı mı biliyorsun? Evet. Niye daha önce hiç görmedim? Hasta olduğun için mi? Yok, ondan değil. Yani fırsat olmadı. Peki paten kullanmayı biliyor musun? Ay onu bilmiyorum işte. Ama belki sen bana öğretebilirsin. Öğretirim tabii, çok basit. Ama önce paten almamız gerek. Doğru, haklısın. Alırız. Bilmediğim, unuttuğum her şeyi seninle keşfedeceğim. Anne, bugün benim en mutlu günüm. Bugün benim doğum günüm. Nasıl? Senin doğum günün 14 Ocak. Evet. Ama bugün yeni hayatımın ilk günü. Seninle yepyeni bir hayata başlıyoruz. O yüzden bugünü benim ikinci doğum günüm olarak düşünebiliriz. O zaman benim de ikinci doğum günüm. İyi ki de doğdun güneş. İyi ki de doğdun. İyi ki de doğdun. Anne. İyi ki de doğdun. Senin yaşındayken en sevdiğim şeylerden biri neydi biliyor musun? Bilmiyorum, neydi? Yazın babamla beraber uzun araba yolculuklarına çıkmak. Peki nereye giderdiniz? Güneye doğru giderdik. Ege'den güneye doğru. Önce Karaburun, oradan Bodrum, en sonra Göcek, oradan da tekneyle açılırdık. Sen küçükken uçak yok muydu? Vardı ama ikimiz de arabayla seyahat etmeye bayılıyordu. Sabaha karşı babamın kucağında böyle arabaya binerdim. Sonra gözlerimi açtığımda güneş yeni doğuyor olurdu. Arabanın içi ısındığında böyle bir tane el mantratörüm vardı. Onu babama doğru tutardım, çalıştırıp senin olduğun yerden. Sonra çaprazdan kocaman gülümsemesini seyrederdim. Böyle güldüğünde burada tam kocaman bir gamzesi vardı. Babacığım derdim, o gamzen benim olabilir mi? O da asla derdi. O benim cırcır böceğimin, ona saklıyorum. Cırcır böceği miydin? Evet, cırcır böceğiydim. Bak şimdi sana ne açacağım, hatırlayacak mısın? Ne çalacaksın? Aa, hiç sürprizi bozmak yok.
Bizim şarkımız. Evet. Karanlıktan gelecekler, önünde dikilecekler. Sarı sarı dişleri olacak, sivri pençeleri olacak. Yakalayacak sanacaksın ama hep sen kazanacaksın. Ben sana koşmayı öğreteceğim. İçinden gülmeyi öğreteceğim. Yalanlar söyleyecekler, sözlerinden dönecekler. Buzdan kalpleri olacak, acı sözleri olacak. Yaralayacak sanacaksın ama hep sen kazanacaksın. Üstlerine gitmeyi öğreteceğim. Düşünce kalkmayı öğreteceğim. Gidip de varmayı öğreteceğim. Merhaba Şimal Hanım. Sakin. Kendinizi yormayın. Gözümü iyileştirmek için elimden geleni. Sana hayatımın fırsatını teklif ediyorum. Söyleyeceğim, söyle. Kızımın yerini. Kızımın yeter ki geçmişini. Şimal Hanım. Sen beni tanımadın mı? Tanıdım tabii Şimal Hanım. Tutun. Bak yaralarının çoğunu iyileştireceğim. Tamam mı? Merak etme, iyi olacaksın. Birazdan ambulans gelecek. Birlikte hastaneye gideceğiz ya. Yüzünde ve ses tellerinle ilgili ilk operasyonunu getireceksin. Her şey yoluna girecek. Yavaş, yavaş, yavaş. Tamam, kolunu yavaş koy. Dönüşü olmayan bir yola girdik. Sakın unutma. Çiçeği ettiğini rüyadan başka gören oldu mu? Suçlu gibi durma. Sen masumsun. Abi ben kimseyi itmedim. Hayatta kaldım. Sen inanırsan herkes suçlu olduğuna inanır.
Emniyete git, ifadeni ver. Rüyanın iddialarına karşı senin söylediklerin. Ortada kanıt falan yok. Başka görgü tanıdı. Savcı soruşturma bile açmayacaktır. Rahat ol. Bana güven. Kimse sana yapmadığın bir şeyin cezasını kesemez. Ben izin vermem. İyi misin? Diğerleri gayet iyi hocam. Sakinleştirici verdik. Sakın korkma. Ameliyathanede hemen yanında olacağım. Tamam mı? Hiç korkma. Thomas hocam, 6 kısım raporlarını imzalamanız gerekiyor. Tamam, masama bırak, bakarım sonra. Bugün 6 kısım. Evet, niye? Yedisinden nikahımızı yapıyoruz. Gecesinde başımızı yastığa evimizde koyacağız. Yan için sipariş ettiğiniz gelin çiçeğiniz. Arkadaşınıza bir ömür boyu mutluluklar. İyi günler. Kızım neredesin? Her yerde seni arıyorum. Çiçek yaşasaydı yarın evleniyordu baba. Dün çiçeği geldi. Sipariş ederken o kadar heyecanlanmıştı ki. Tek hayali Ali ile aile kurmaktı. İskender sadece çiçeği değil. Ali'nin de hayallerini, umutlarını öldürdü. Rüya. İskender'i polise ihbar ettim baba. Sen ne yaptın? Vicdanım sesini dinledim. Adalet yerini bulsun istedim. Ya o can pazarında yaşananlardan nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Sen de mi baba? Sen de mi inanmıyorsun bana ya? Tamam kızım, anlıyorum, üzgünsün. Anlıyorum, biri cezasını çeksin istiyorsun ama İskender suçlu değil. İskender çiçeği itti. Ya bir tutturmuşsun, itti. Nereye itti? Ha? Pencereden aşağı mı itti? Sadece yolundan çekilsin diye küçük bir hareket yapmış, o kadar. Ne fark eder ya? Ne fark eder? Kendini kurtarmak için başkasının hayatını bitirdi. Ya sen niye bana inanmıyorsun? Kızım inanıyorum ama sen sağlıklı düşünemiyorsun. Çünkü sen benim yaşadıklarımı yaşamadın. Gördüklerimi görmedin baba. Yangında atılan çığlıkları duymadın. Yanık kokusunu. Tamam kızım. Kızım tamam. Tamam, tamam, tamam. Nefes alamıyorum. Baba nefes alamıyorum. Tamam bir tanem. Keşke unutsam her şeyi. Keşke unutsam kim olduğumu, nerede yaşadığımı. Unutsam rüyayı. Baba ben hiçbir şey eskisi gibi göremiyorum artık. Anla beni. Ben ne yapıyorsam senin için yapıyorum. Ne yapıyorsam seni ve ailemizi korumak için yapıyorum. Ne demek bu? Rüya, lütfen İskender'i karşımıza alma, lütfen. Ne mecburiyetimiz var bizim İskender'e? Hiçbir şey. Baba açık konuş. Ali. Çiçeğin ölümünden İskender'i sorumlu tutarsa neler olur hiç düşündün mü? Yani İskender'i öldürürse çiçek geri mi gelecek Rüya? Peki ya İskender kendini savunmak için Ali'ye bir şey yaparsa? Rüya, bu iş uzarsa hepimizin eline kan bulaşır kızım. Lütfen uzatma.